Ya ben Twitter'da bir şey geldi, onu göstermek istiyorum. Bu Twitter çok güzel. Onu da takip edin. Bu Twitter çok güzel ama Allah'tan saldı şunu. Yap mutfaktaki değişime bakar mısınız falan. Çok güzel mutfak olmuş bu arada. Acayip beğendim. Hatta ben bunu bir likeleyeyim. Bunu yine evde örnek alıp bunu yapabilirim. Abi ama götünden sıkıyordu bu. İlk çıktığında bu Twitter götünden sıkıyordu. Şu yüzden götünden sıkıyordu. Mesela bir ev değişimi gösteriyordu. 1000 TL tutmuş. O noktada bir tane böyle hani usta al, oraya osursun, 1000 TL çeker. Hani yani sıkma, ta 10.000 TL de yani fark etmez, değişim güzel zaten. Sal. Kimseyi sıkmıyorsun yani. Ama çok güzel ya. Bu mesela IKEA. Bu da IKEA. Bu IKEA'dan almış lan her şeyi. Dolaplar dışında her şey IKEA bu arada. Yani bu IKEA. Bende bu var. Hatta ben yine tekrar... Ben bunu bu eve taşındığımda almıştım. Kaybettim sonra. Geçen buldum. Yeni eve takacağım. Dolap da mı IKEA? Çok güzelmiş. Ben bunu çok beğendim bu arada. Çok güzel yapmış. Ben mutfağı da yenileyeceğim yeni evde. Şimdi kasti yıkıp girmek istemedim. Ama böyle bir 3-4 aya yenileyeceğim. Niye CM'de açık? Bot atıyorum abi. Prime botu. Taşınacak projesi mükemmel. Bok gibi arkadaşlar bunları almayın. Yani bundan daha da kötü göreceksiniz. Mantıklı ya. Ha. Ya evet ya, en de sonunda Game Pass'e gelecek abi. EA Play. Ama ya 6 TL abi al ya, bence bir aylık. Yine daha çok güzel. Ben bunları çok beğendim. Çok güzelmiş bu ev. Adam tavana parke yapmış. Ay bu çok güzel olmuş. Bunu gördüm. Bu hali bile kötü değil. Ya kötü, şunlar kötü de bu çok güzel olmuş. Bu çok güzel olmuş bu arada. Ben tahta dizaynı seviyorum bu arada ya. Çok güzel olmuş. Ben bu arada kirli sepeti böyle farklı eve alabilir mi? Değil sanki. İç dizaynından. Ben kirli sepeti kullanamıyorum böyle. Yere sıfır. Loki yüzünden bıraktım o kirli sepetini. Deviriyor mu? Hayır, içine girip sıçıyor. İçine girip işiyor abi Loki. Niye yapıyor bilmiyorum. 3 kere yaptı. Üçüncüsünde artık dedim tamam artık. Kafi. Kafi. Ondan sonra şeye, duvara asılan bir tane aldım. Ay tamam anladım. Yıkayacağız zaten ama yani daha da fazla yıkamaya gerek var mı? Bilmiyorum abi, laptoplar hakkında bilgim yok. Ama yani şöyle söyleyeyim, bu arada aynı ev. Çok güzel olmuş. Ama ben şunu sevmiyorum. Ben bu evde de yaparken banyoyu sıfır yapmak daha güzel oluyor abi. Sıfır çok güzel gözüküyor. Bu beyaz şey çok çirkin gözüküyor. Çok böyle meh. Böyle sıfır yapacaksan bunu. Yere sıfır. Ya bu çok güzel bir şey. Ben bu loft dizaynı çok seviyorum bu arada. Ben öbür eve bakarken, daha sonra yani yeni eve bakarken, yeni bir eve taşınmak için bakarken Nişantaşı'nda böyle bir ev buldum. 2,5 milyon TL'ydi. İki buçuk milyon TL'ydi abi. Metrekaresi de 120 miydi, 130 muydu, neydi yani?
Metrekare de çok küçüktü yani. Ama güzelmiş. Ben çok beğendim onu. Çıkmış. Takipçimizden gelen bir değişim. Sex dungeon yapmış. Yani. Sex dungeon'a döndürmüş. Yani burada porno çekiliyor. Başka bana kimse... Yuvarlak yatak porno dışında hiçbir yerde kullanılmıyordur. Escort porno bu kadar. Bana inandıramazsınız. Siksen inanmam abi. Yep sex. Yani direkt yep sex. Fantezi. İmkanı yok. Bu evi sıfırdan yapmış zaten. Ay çok kötü olmuş. Değişim nasıl buldunuz? Bok gibi. Bok gibi buldum. Özür dilerim ama bok gibi buldum. Çok kötü olmuş. Allah affetsin. Ya ilk önce ofis olarak yapmayı planlıyorlarmış. Ondan sonra fikrini değiştirmişler gibi hissettim yani. Renk uyumu diye bir şey yok zaten. Random. Bu koltuk kesinlikle ekstra kalmış. Yani bu koltuğu bu odaya spesifik olarak almış olmanın ihtimali yok. Hayır, bu koltuğa bakıyorsun. Burada böyle Hint ezgisi bir böyle bir sanat var. Alakasız bir de roman şeyi var burada. Yani böyle random. Saat İngiliz daha böyle. Full random ya. Ya o kadar random ki. Roman Empire arkadaşlar. Roman Empire. Aşure gibi o da cidden karışık. Var abi. Koyarız. Müthiş bir şey. Birleşmiş Milletler. Bir de yani ışığı da basmışlar yani. Işık var mı? Var, bas. Müthiş. Bu güzel bir şey olacak. Aa, güzel olmuş. Güzel olmuş, çok güzel. Eskisine göre çok güzel olmuş. Ben beğendim. Çok daha modernmiş olmuş. Olmuş bu. Çok güzel olmuş. Ben beğendim bunu. Bir de şuraya bir tane televizyon. Tamam. Duvar rengi de çok güzel olmuş. Ben bunu beğendim. Aynen buraya tam buraya televizyon lazım. Beni bu tür balkonlar açmıyor. Mesela bu balkondansa bu balkonu tercih ederim. Bu biraz gerçi bu hani metrekare olarak bunu tercih ederim de. Metrekare olarak bunu tercih ederim. Bu daha geniş de. Bu beni açmıyor. Kötü değil bu. Bu cidden kötü değil. Ama bu Instagram'a fotoğraf çekmek için yaptım. Balkonu bu. İşlevsellik açısından değil. Instagram'da öküz gibi şey yaparsın bu arada. Instagram'da öküz gibi prim yaparsın bunda. Onu söyleyeyim. Ama işlevsellik açısından patlarsın. Türkiye'de bu kadar düz bir yer var. Var. Ha bu Türkiye değil büyük ihtimalle ya. Gerçi Türkiye'de olabilir bu. Levent civarı olabilir. Amacı o değil. Ha amacı Instagram zaten. Instagram için onun üzerine on olmuş. Hangisi senin ev zevkine daha uygun? Benim iki. Ben ikiyi tercih ederim. Birçok kişi biri tercih edecek. Birçok kişi biri tercih edecek büyük ihtimalle. Ben ikiyi tercih ederim. Kesinlikle ikiyi tercih ederim. Çok beyaz. Boyatırsın oğlum. Ben boyama açısından demiyorum. Evin dizaynı açısından diyorum. Evin nerede olduğunu. Yani ormanda böyle bir bahçeli evdense şehrin içinde böyle bir evi tercih ederim. İkinin bahçesi yok. Var. Bunların bahçesi var. Aynen. Bu New York'ta veya Londra'da bulabileceğiniz brown house'lar abi.
Şehir sevgisinden ben. Keyifli, güzel abi. 3'e gel. 3 tam şey gibi, yanındaki ev inanılmaz sikko, bu evini çok güzel yapmış gibi hissettirdi bana. Nedense öyle bir his aldım bu evden. 3'teki yandan bak şu evi görüyor musunuz? 3 sikko gibi böyle. Bu neymiş? Ha, ben bunu gördüm. Bu kesin Şişli'de var ya, bu ev kesinlikle Şişli'de. Ya bak, benim merak ettiğim, ya bunda çok bir değişim yok bu arada. Yere halı atmış. Bir bitti, bu kadardı yani. Yani bunda değişim yok da, yani toparlamış sadece. Bunlar nereye gitti? Evet. Asıl sorum o. Bunlar nereye gitti? Çöpe. Çöpe gidecek eşyalar değil bunlar. Kedinin tuvaleti burada. Bu yazın işe yarayacak. Kışın burada duruyor ama yazın işe yarayacak. Süpürgeyi kullanmak zorundasın. Anladın mı? Hani atamayacağı şeyler bunlar zaten. Atacağı şeyler burada durmuyor. Şey yapmış değil mi? Bu fotoğrafı çekmiş. Fotoğrafı çektikten sonra geri koymuş hepsini. Ah be kral. Bu falan zaten içine sıcacakları, bu fotoğrafı kovadan belli. Olmuş. Olmuş. Çok şık olmuş. Bu masa biraz gereksiz kaçmış sanki. Masa bir tık gereksiz olmuş. Masa yerine şey yapsalar daha hoş değil mi? Zaten olabildiğince büyük. Ben olsam ne yapardım biliyor musunuz? Şu an düşünüyorum. Ben olsam ada yaparım. Buradan buraya yaparım. Burada hiçbir şey yapmam şu bölgede. Şuradan bir tane daha ada yaparım. Ada tezgahı. Musuköy. Onları evi falan koyacaklar sonra. Bunları daha koymamışlar. Tamamen bitmiş hali değil. Burada büyük ihtimalle ocak, burada da evi olacak. Masa çünkü çok gereksiz burada. Gerek var mı? Abi yani gerek var mı değil. Ev yaparken gerek var mı değil. Ne güzel gözüküyor olarak şey yapıyorsun. Evet, masa çok böyle alakasız bir şey olmuş yani. Ada olursa daha da küçülür çok fazla mutfak. E küçülsün oğlum zaten. Yani masaya gerek yok. Var mı? Ha bak, bunun gibi dedim işte. Aynen bak, bu adalardan. Al, hatta yani şöyle mimari facialara da bakacağım. Ya yani şöyle, bu masayı kullanmak yerine bir burada yemek yiyebiliyorsun zaten. Hatta şunu da şöyle yaparsın. Buradaki şeyi, bunu, bu evyeyi alttan borularla taşıyıp buraya verebiliyorsun veya buraya verebiliyorsun. Buraya verebilirsin. Mesela burası full yeme alanı olur. Burada da evye olur. Yok işte Esoyam, çalışılacak alanı buraya aktaracaksın. Yani çalışacak veya ocağı buraya koyacaksın. Ocak daha rahat olur büyük ihtimalle. Diğer banka ne olacak? E tam evye olacak işte orada. Bu ev çok güzelmiş bu arada. Bu mutfağa bayıldım. Acayip güzel mutfakmış bu. Çok şık bir oda şeymiş. Şey çok güzel. Baksana. O çok şık. Bu inanılmaz şıkmış bu arada. Ben bunun fotoğrafını kaydettim. Bu çok güzelmiş. Bunu örnek alabilirim. Yani sıkıntı adayı yapamam ben. Benim yine evde. Ada yapabilecek bir yerim yok ama dolap dizaynları ve dolap renkleri, şu sistem falan çok güzelmiş. Vloglar taşındıktan sonra YouTube'a atılacak. Taşındıktan sonra değil ama taşımaya yakın atılacak. Yani koridorun ortasına ada yapalım, üzerine atlayalım. Bu bana gelmiyor abi.
Bu bana gelmiyor. Bu çok Instagram. Yani aldığın şeylerin %90'ın işlevi yok. Çok Instagram bu. Eskisi gibi de aynısı oğlum. Açı farklı sadece. Ha, bu fotoğrafta çok güzel gözüküyor. Şimdi yalan yok. Fotoğrafta bakınca aa ne kadar güzel ama işlevsellik de elinde kalıyor her şey. Ne yapacaksın yani? Güzelmiş, iyi yapmış evi. Şey, çok güzel kullanmış. Çok güzel yapmış. O kadar güzel yapmış ki. Müthiş güzel yapmış. O kadar iyi kullanmış ki bütün alanı. Bak şuna bakıyorsun. Boğuluyorsun abi. Ne kadar dar geliyor. Buna bakıyorsun ne kadar güzel kullanmış bütün alanı. Tavan yamuk. Birçok evde tavan yamuk ya. Aynen benim şey de öyle. Benim şu andaki evde böyle. Sıfır olması çok güzel. Bu dünyanın en güzel şeyi bu arada arkadaşlar. Bu dünyanın en güzel şeyi. Klozet nereye? Bak klozet burada. Buradan buraya almışlar. Bunu duvara yapıştırmışlar. Şeyi. Lavaboyu direkt buraya yapıştırmışlar. Bunu buraya çekmişler. Bunu böyle ayırmışlar. Acayip yapmışlar. Çok yapmış. Su kaçırımı sıfır olursa su kaçırmıyor. No. Çok çok rahat yapıyorsun abi. Hiç sıkıntı olmuyor. Derzini düzgün yapıyorsun. Hiçbir şey olmuyor. Benim 2,5 senedir bu evdeyim. 3 senedir bu evdeyim. Bir kere bile su şey yapmadım. Dül kaçırıyor lan. 3 senedir evi kullanıyorum lan. Ne kaçırıyor diyorsun? 3 senedir evi kullanıyorum. Evde 3 senedir benim böyle yani kaçırmıyor. Allah Allah yalan mı söyleyeceğim? Kaçırmıyor işte amına koyayım. Hay götümden de atmıyorum. Evde ben böyle kullanıyorum zaten. Derzler açılmaz mı? Tekrar yapıyorsun şey yaparsa, açılırsa. Evet, kaçırıyordur ben şey olmuyor haberim yoktur. Kaçırmıyor abi kaçırmıyor yani. Loki içiyor aynen. Loki bu arada salak o konuda. Loki arada şey yapıyor. Böyle arada ben duşa gireceğim. Loki geliyor kapıyı kapatıyorum. Tamamen de kapatmıyorum. Yani şey böyle kitlemiyorum ama kapı var. Loki giriyor içeri. Bakıyorum. Ya bak duşa gireceğim diyorum. Açıyorum. Hani bak su var. Bir kere girdi. Tamamen suya girdi. Böyle duruyor. Böyle giden günlerim oldu diye su akıyor suratından salağa. Böyle durdu. Böyle durdu. Mal gibi durdu. Ondan sonra sıkıldı çıktı. Ne diyeyim yani? Eskisi daha güzel. Sizin aklınızı sikeyim. Sikeyim sizin. Sonra Türkiye'ye gelişme. Bu ne abi? Bu nasıl daha güzel olabilir ya? Hayır beğenmezsin. Bak onu anlarım. Bu tarz sana uymaz beğenmezsin. Onu anlarım. Bu nasıl daha güzel diyebilirsin ya? Kabinde bayrak yok arkadaşlar. Kabinde ayna var. Arka tarafı görüyorsunuz. Adamın fotoğraf çektiği yerin. Ama adam niye fotoğrafta yok? Onu düşünmek lazım. Çünkü vampir. Büyük oyun çok çok sert gördüm büyük oyunu. Hazır değildim bu büyük oyuna.
Ama burası zaten güzelmiş. Şöyle söyleyeyim, buraya bakım yapsam burası da çok güzel ha. Bu bence before after yapmalarına gerek yokmuş burada. Yani yine yapmışlar, maşallah var, çok güzel olmuş da. Before da güzelmiş bunun ya. Yani before da çok güzelmiş. Before hani böyle bu dolapları bir böyle temizleyense, düzgün takılsa, yani burada menteşelerinden çıkmış sadece. Ama çok şık olmuş. Olmuş yani bu. Zemin çok kötüymüş. Zemin çok kötü. Zemin yani bir şey denemişler ama ne demişler bilmiyorum. Bir şey denenmiş ama orada. Ama bu çok şık. Fayans çok güzel. Bak yeni aldıkları fayans ne kadar güzelmiş. Üf. Çok güzel olmuş. Ben çok beğendim. Ama evet işte yani ben böyle mutfak nerede var İstanbul'da bilmiyorum. Ya yani İstanbul'da genellikle mutfaklar şöyle oluyor eski binalarda. Şimdi sen böyle mutfağa böyle gidiyorsun. Daracık olduğun için böyle yan dönüyorsun. Böyle böyle devam ediyorsun. Sığmıyor. Ama ya şöyle before'da da yani şöyle söyleyeyim, fayans dışında before'da da çok bence büyük bir şey yok. Ben bunu sevmiyorum. Şundan nefret ediyorum. Şu mermerden nefret ettiğim kadar az şeyden nefret ediyorum. Yani direkt yani zevkim yok mermeri bu. Yani cidden yok. Granit'in güzelleri de var bu arada. Pardon, granit de, o granit'in güzelleri de var. Hani granit olunca illa sikko olmak zorunda değil. Ama yani default mermer. En ucuz o. En ucuz değil bu arada. En ucuz granit bu değil. Bundan daha ucuz bir tane daha granit var. Bir iki tane daha var. Bundan daha ucuz bir iki tane daha var. Ama daha boktan gözükmüyor bence onlar. Mermer yerine ahşap olması daha iyi. Ya ben de öyle düşünüyorum ama birçok yani şöyle bir denklem var orada. Ben onu bilmediğim için size de soracağım. Ben de ahşap olmasını tercih ederim ama sıkıntı bakteri. Bakteri asıl soru. Yani yemek yaptığın yerde ahşap bakteri tutacak. Manyak gibi bakteri tutacak. Çok çirkin olacak yani. Şişmesi yok. Şişme sıkıntı değil arkadaşlar. Onların bakımları var. Onlara şişme olaylarını halledebilecek maddeler var. Yani üzerine sürebildiğin su geçirmez sistemler falan var ama bakteri asıl beni geriyor. Ben Chimstone kullanacağım. Chimstone çok güzel bir şey. Chimstone kullanacağım ben. Chimstone bence şu anda hem güzel gözüküp hem işlevi olan en iyi şeyler onlar. Yani benim büyük ihtimalle yeni evde Chimstone kullanacağım. Tadı nasıl? Chimstone. Temizlemesi de çok kolay Chimstone'u. Şunlar Chimstone. Bunlar Chimstone. Üzerindeki şeyi değiştirebiliyorsun. Desenleri değiştirebiliyorsun. Çok güzel bunlar. Mermer değil bunlar. Mermerden daha ucuz bunlar. O yüzden Chimstone düşünüyorum yine evde. Egecim özelden bana at linkini. Üzerine videoyu yazmam yok. Yok abi. Egom o seviyeye daha gelmedi. Bu ne abi? Her şeye kendini koymak.
Yani Chimstone'unu beğendim bu arada. Chimstone çok güzel duruyor. Onun dışında her şey faciaymış gibi geliyor bana. Ya bu boru niye boru? Yani direkt boru koy. Yani geçit herhalde aynen. Mesela bu hani şey değil. Böyle direkt bunun içine giriyorsun diye üst kata çekiyor seni böyle direkt. Başka bir manası yok. Bir de ben bunu beğenmedim. Bizim bak annemlerin evinde babam onu kendi tasarladı. Bayağı bildiğin mimarla hayvan gibi uğraştılar onu. Bu bence aptalca. Benim bak şu andaki evde de dur bir dakika bekle geliyorum çekip. Yani bence çift dolap yapmak çok aptalca. Görsel olarak da çok çirkin gözüküyor. Onun yerine çift dolap yapmak yerine şöyle yapmak çok daha mantıklı oluyor. Şu daha mantıklı oluyor. Facebook'tan yolluyorum ya aynen. Bak aynı büyüklük olarak aynı bu arada. Birebir aynı dolap. Tamam bak dolaplık olarak aynı. Ama tek kapak kapak ikiye bölünüyor. Yani hiç böyle abidik gubidik şeye gerek yokken ve görsel olarak da çok daha güzel gözüküyor püskünle. Çin'den gelen bir hediyeydi o ya. Gerek yok yani. Ya bundan çok daha şık duruyor. İki tane ayrı bir süre sonra bozuluyor. Ne bozulması abi? Yok hayır bozulmaz. Şey oğlum bu hidrolik. Yani tamir edersin bunu tamir çok kolay bir şey. Tezgah güzel. Tezgah kötü değil bunun da. Ama onun mekanizması sadece 500 TL. Tamam da abi bu mutfağı sen bir kere yapıyorsun. Yani sıfırdan bir ev yapıyorsan, mutfak yapıyorsan düzgününü yapmak istiyorsun genelde. Bir 500'den daha az ev yaptırabiliyorsun onu diye biliyorum. Annem 5 senedir bir aynısını söyle. Ah be kral. Balkon değişimi. Burada bir balkon yok. Balkon var da balkonda bir şey yok. Güzel olmuş. Şık olmuş. Vallahi çok güzel olmuş. Ben beğendim bunu. Bunda balkon var. Evet ama balkonda bir şey yok. Çay kahve dökülünce burayı temizlemek imkansız. O konusunda doğru. Yeri aynı değil ki. Aynı oğlum aynı. Adam yere şey koymuş da parçalar koymuş. Ama camla kapatmış balkonu. Gerçi kışın çıkmak için camla kapatmak zorundasın ya. Ama dökme aynen çayı da dökme. Ha burada kaçırılmış bir şey varmış. 1300 TL'ye odanızı bu şekilde değiştirebilirsin. Değiştirir. Yapar. Yapar. Yok. Bu mesela bu yapar. Buna okey. Buna yaparsın. Bu çünkü depresyondayım. Bu yapılır, yapılır. Masa alması çünkü sadece. Başka hiçbir şey almamış arkadaşlar. PC dahil değil. Hayır. PC zaten var büyük ihtimalle. Burada duruyor. Ha, yani şöyle masa almış. Hatta masayı da almamış galiba. Masayı aynı masa bu arada. Bir dakika. Aynı masa. Masa değişmemiş bile. Masayı buradan buraya çekmiş abi.
Boyaya para vermiş herhalde. Boyamış duvarı. IKEA'dan lamba almış. Bu 400 TL zaten. Ben geçen baktım. 400 mü ne? LED almış Çin'den. Çin'den aldığın LED zaten maksimum 50 TL tutuyor. Bir de parke yaptırmış. Parke de yaptırmamış oğlum. Parke de var zaten. Halı almış. Ya yani yaparsın bu arada cidden. Ya emek göstermiş yapmış. Mesela bu inanacağım şeylerden 1300 çok hatta şöyle söyleyeyim. 400'e bile yap yani 800'e yaparmış. Dolandırılmış, sikmişler bunu. Cilalatmış sanki, değil mi? Veya ışıktan dolayı ya parkeyi cilalatmış ya da ışıktan dolayı. Boya nasıl kadar ucuz? Abi ne boyası aldığına göre çok değişiyor boya. Boya ve eşyalar dahil 1030. Teknoloji harici. Aynen, bak da aynen öyle. Boya ve eşyalar. Aynen öyle. Tam da düşündüğüm şey. Reklama bak. Arada Trendyol reklamı da çakmış. 4'lü tablo 50 TL. Çok güzel bir ev. Ben bunu gördüm ya. Uf. Bu arada Paris'te Eyfel'i gören ev diye bir şey çok az var. Yani var, yok değil. Ama Eyfel'i gören evi görmüyorsun genelde. Öyle, öyle abi Paris'te her evden film ya yani filmlerde her ev Eyfel'i görüyor ya. O yalan. O yalan bu arada onu söyleyeyim. Yani şey gibi Eyfel'den harbiden böyle o yani şey gibi mesela New York'ta her evde şeyi görüyor Manhattan'ı görüyor. Yok görmüyor abi. Tabii inanılmaz pahalı bunlar. Bu ev çok rahat 30-40 milyon vardır euro. Yo yo bu ev gerçek kesinlikle gerçek. Ama 30-40 milyon eurodur yani bu. Shop değil. Bu shop değil. Bu shop değil yani bence. Milyar mı dedim? Milyon, milyon. Milyar demedim. Evet, alt kat dükkan. Aynen öyle. Ama böyle dükkan dedim ya Versace falan böyle. Los Angeles ortasında bir villa 15 milyonken bu evin 30 milyon olması saçma değil. Çok daha mantıklı. Los Angeles'taki evin bir değeri yok ki. Los Angeles'ta bir ev olmasından başka hiçbir değeri yok abi. Burada Paris'te ki Paris Los Angeles'a göre çok çok daha pahalı bir şehir. Paris'te Paris'in en önemli anıtının ortasındasın. Daha üstü yok yani. Abi 30-40 milyon çok New York'ta penthouse 10 milyon dolar alınıyor. Abi New York'taki penthouse'a göre değişiyor. New York'ta şeye Central Park'a bakan bir penthouse aldın 10 milyon alamıyorsun. Ya evet New York'ta penthouse 10 milyon alabiliyorsun ama neredeki penthouse 10 milyon alabiliyorsun öyle bir dert var. Tabii canım oğlum İstanbul'da 15 milyon euroya şey var lan ev var. İstanbul'da. Neye bakıyorsun? Gop. Yani. Paris'te böyle ev yok. Var. Var abi. Gel bakalım. Google Maps'ten bulalım. Kesin vardır yani. Var böyle evler çünkü Paris'te. Ya o bölgede burayı gören şeyler var. Buluruz. Havi.
Aynen şeyi bulacağım ya. Maps'i açıyorum sadece bir şeyim sızmasın diye. Aynen çok büyük ihtimalle. Bak çok büyük ihtimalle o ev şunlardan birisi. Şunlardan birisi büyük ihtimalle. Hani öyle bir ev yok diyen arkadaş da uçağı kaldırdı ama o uçağı indireceğim, özür dilerim. Hatta direkt linki geldi de ben de buradan bulurum diye düşünüyorum. Fotoğrafı çok yakın. Abi burası zaten yakın. Yani veya al. Yani direkt birisi fotoğraf yani. Var. Eyfel'in bir tarafı şeyin orada, parkın orada ama diğer tarafı direkt şehrin içinde bu arada. Yani Google Maps'ten bakarsanız anlarsınız. Yani Eyfel burada, evet. Bu açıdan çekerseniz full park gibi gözüküyor ama burada park yok. Yani Eyfel bayağı büyük. Paris'e gittim mi? 5-6 kere. Yani götümden konuşmuyorum. Yani 2 kere 3 kere çıktım Eyfel'e de. Al yani. Zengin. Abi zengin diyorsunuz da ben bir kere Eyfel'e Paris'e 200 TL'ye gittim geldim. Pegasus'un indirimleri bayağı iyi oluyordu bir aralar. Yani bavulun kayboluyordu ama ucuza gidiyordun. Ama bavulun kayboluyor. Yani onları araştırırsanız o kadar pahalı değil gidip gelmek. TL bu arada, evet. Ama ben o yüzden bavulsuz gidiyordum. Aynen, ben mesela hafta sonunun için gitmiştim. Vizem vardı, Sabiha Gökçen zaten Sabancı'daydım. Hafta sonu yapacak bir şey arıyordum. Baktım indirim gördüm, 200 TL'ye git gel Paris, aldım bileti gittim. Çantaya attım bütün kıyafetleri, 2 gün kalacaktım zaten, gittim. Vizem vardı o zaman. Schengen, ben Schengen'i arka arkaya aldığım için hep 1 senelik, 2 senelik, 3 senelik falan oluyor. Kaç sene kaç? 6 sene önce falan bu. Evet evet. Ya baya önce bu. O zaman euro azdı. E tabi yani şu anda ama şu anda 4 yani şu anda 400'e falan düşebiliyor. Euro 2.5 falan değil o zaman. 4 yine bir şey, 4 bilmem ne. Değil be Adizer. Buluyorsunuz oğlum. Sene çok büyük ihtimalle 2014-2015. İkisinden birisi. Yok, 2014 değil. 2015 veya 2016. 2015 veya 2016. Hangisi şey, hangi nerede kaldım? Arkadaşımda kalmıştım o zaman. Ya da oğlum ya da hostelde kalıyorsun. Oğlum hosteller çok ucuz. Yani illa 5 yıldızlı bir yerde kalmak zorunda değilsiniz. Ve kalmayın da yani. Hosteller inanılmaz güzel şeyler. Ciddi söylüyorum, hostellerde kalın. Hostellerde ben yani birçok tanıdığım, yurt dışından tanıdığım insanlara ben hostellerde tanıştım. Avustralya'daki Jesse ve James'la, bu arada harbiden isimleri Jesse ve James, bunlar sevgiliydi ve Pokemon'u bilmiyorlardı. Dedim taşak mı geçiyorsunuz bende? Yani cidden mi? Bu gerçekten oluyor mu yani? Neyse ben mesela Jesse ve James'i şeyde Avustralya'da şeyde Barcelona yok. Brüksel'de tanıştım. Sonra Avustralya'ya gittiğimde onlarla takıldım. Nasıl onunla takıldım? Ayrılmışlardı. Ah be kral. James çok etkilenmemiş ama Jesse biraz koyulmuştu Jesse'ye.
Schengen nasıl alalım? Schengen almak zor değil ki. Abi Schengen olayı şöyle. Schengen'de birçok kişinin yaptığı hata ne biliyor musunuz? Adamın bankasında 10.000 TL'si var. Vize göstermek, vizeye bir şey yani havalimanı, para, uçak bileti, kalacak ev, otel göstermek zorundasın ya. Adam gidiyor geceliği 5.000 TL olan evi gösteriyor. Şimdi vize belgesine bakan adam buna bakıyor. Taşak geçiyor herhalde diyor. Reddi çakıyor ağzına. Yani tut yani sık. Yani götünden sık ama tutarlı sık yani. Veya hani uçak bileti alıyor. Rezervasyon. Türk Hava Yolları rezervasyon yapabiliyorsunuz uçak biletine. Adam gidiyor en pahalısından alıyor. Yani bankasında 20 bin var. Gidiyor 5.000 TL uçak bileti alıyor. E şimdi adam buna bakıyor. Diyor ki sikiyor bizi herhalde diyor. Yani evet. Yani her türlü yani vize olayı aslında çok çok zor bir olay değil. E tabii evet banka hesabınızda biraz para olmak zorunda veya hani öğrenciyseniz veya babanız üzerinden sponsor gösterin. Hani kendiniz üzerinizden değil babanız üzerinden sponsor gösterin. Babam bana hani şey olacak. Babanın banka hesaplarını gösterin öğrenciyseniz. Kendinizseniz banka hesabınıza biraz para olsun. Gösterin tutarlı olun. Tutarlı olduğunuz sürece çok büyük bir sıkıntı yok. Yeşil pasaportları çok kılım arkadaşlar. Bıçaklarım sizi. Bir siz 20 yaş geçin götünüz yere insin ondan sonra göreceğim sizi. Ya da İngiltere'de buluşalım. Yani İngiltere'ye gelebiliyor musunuz? Bok gelirsiniz İngiltere'ye. Vize alırsınız. Bok böyle. Bir sürünün de aklınız başınıza gelsin. Aynen zaten euro oldu 9 ya. Nereye gidiyorsunuz? Oturun evde. Korona var. Yapacak bir şey yok.